Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere kahve ve altın tonlarında bir göz makyajı yapacağım. Bu bir izleyicimin isteğiydi. Malum biliyorsunuz bu istek videolarını yapmayı seviyorum. O yüzden onunla ilgili de bir makyaj yapmak istedim. Hem de nasıl görüneceğini ben de merak ettim. Kahve tonlarına makyaj yapıyorum fakat hiç altın tonlarına denememiştim. Hep beraber deneyip göreceğiz. Ten makyajımı yaptım. Fondötenim, pudram, kapatıcımı sürdüm. Dudağımda da nemlendirici var her zamanki gibi. Onun dışında yüzümde hiçbir şey yok. Başlayalım. Bu makyaj görüntüsü için şu iki paletten faydalanmayı düşünüyorum. Bir tanesi Golden Rose'un Brown Line isimli 103 numaralı paleti. Bir diğeri de Catherine Arley'in Dynamic denen şu paleti. Bu ikisini kullanacağım. Bu arada söylemeyi unuttum az önce. Gözüme de Elf'in göz farı bazını sürdüm. Makyajım kalıcı olsun diye. Evet, kamerayı da yaklaştırdım. İlk olarak Golden Rose'un Brown Line setindeki şu en açık rengi el fırçamla uyguluyorum. Evet, bu rengi sürdükten sonra Catherine Arley paletimdeki şu altınımsı rengi sürüyorum. Rengi de göstereyim. Şöyle bir renk. Rengi alt göz kapağıma olduğu gibi yayıyorum. Yine aynı el fırçamla. Daha sonra gölge yapma amaçlı yine Catherine Arley paletimdeki şu rengi kullanacağım. Bu da şu şekilde görünen bir bronz renk. Oldukça hoş bir ışıltısı var. Bu farı da şu karıştırma fırçasıyla süreceğim. Ve gözümün dış V tarafına uyguluyorum. Daha sonra isterseniz mat, isterseniz ışıltılı bir kahverengi farı yine dış ve köşemize dağıtacağız. Bunun için de şu iki renkten faydalanabilirim. Parlak olan, mat olan. Şu an mat olanı uygulayacağım çünkü zaten bir sürü parlak far sürdüm. Çok fazla aşırı ışıltı istemiyorum. O yüzden mat olanı süreceğim. Farı şu tarz kalem uçlu bir fırçayla sürüyorum. Daha sonra gözümün dış tarafına V şeklinde uyguladığım farı böyle bir fırçayla dağıtıyorum. Bu ara görüyorsunuz buralara bazı dökülmeler oldu. Mümkün olduğunca iki rengi karıştırarak oldukça yumuşak bir hat elde etmeye çalışıyorum. Evet, farı da sürüp dağıttıktan sonra şuraya hafifçe ve göz pınarımın içine Cosysense'den bana sample olarak gelen bir göz farı vardı. Şu şekilde Gold Dust isimli. Ondan sürüyorum. Sizin şayet altın renklerinde herhangi bir pigmentiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Islak da sürebilirsiniz bunu fakat ben kuru süreceğim. Fırçaya biraz alıyorum. Bu şekilde uyguluyorum. İç bölgelerde yoğunlaşarak
Her iki gözümün de iç yarısına göz pınarı dahil şu şekilde sürüyorum. Daha sonra bir karıştırma fırçası yardımıyla çok fazla baskı yapmadan çok hafifçe dağıtıyorum. O toz toz görüntüsü gitsin diye. Şöyle üstünden geçiyorum. Daha sonra kirpik tiplerime bu bronz görüntüyü tamamlamak adına Golden Rose'un şu bronz farından süreceğim. Rengi de şu şekilde. Yani bu makyaj için tamamen bir bronz altın makyaj diyebiliriz zannedersem. Dilerseniz göz içinize kahve veya bronz tonlarında kalem sürebilirsiniz ya da siyah kalem sürebilirsiniz. Ben bu makyaj için herhangi bir renk kalem sürmeyeceğim. Benim makyajımda vazgeçilmez olan şey eyeliner. Doğal bir görüntü istiyorsanız bu makyajda kahverengi tonlarında bir eyeliner sürebilirsiniz ya da benim yapacağım gibi siyah eyeliner sürebilirsiniz. Veyahut eğer sevmiyorsanız eyeliner direkt bol rimel sürerek de makyajı tamamlayabilirsiniz. Evet, sırada rimel sürmek var. İlk kat rimeli sürdükten sonra kaşlarımı dolduruyorum her zamanki gibi. Bunun için Avon'un espresso farını ve Cosasens eyeliner fırçamı kullanıyorum. Kaşları da hallettikten sonra sıra ikinci kat rimeldi.
Evet, göz makyajını tamamladığımda bu şekilde görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonra evet, şimdi sırada bronzer, allık ve ruj uygulamamız var. Her zamanki gibi Elf & Worm bronzerını kullanıyorum. Sigma fırçamla. Bu makyajda ben bronzer'ı her zamanki gibi sadece kontör amaçlı kullanıyorum. Fakat sizler eğer bronz görünüş seviyorsanız bu makyajda yanaklarınıza da tamamen allık olarak bunu sürebilirsiniz. Ya da herhangi başka bir bronzer'ı sürüp bu şekilde bitirebilirsiniz. Bu makyajımda yanaklarıma Nars'ın orgazm allığını süreceğim. Göz makyajıma uyumlu olsun diye içinde altın ışıltılar olduğundan. Cosmosense fırçamla sürüyorum. Şeftali tonlarında allıklar da bu makyajda çok hoş duracaktır. Hatta pembeden daha hoş duracaktır kanımca. Görüyorsunuz hoş bir ışıltısı var orgazmın. Evet, bu makyajda yanak uçlarına altın renginde bir highlighter sürmenin de hoş olacağını düşünüyorum. Yine Elf bronzerımdaki şu highlighter'ı süreceğim. O yüzden bolca ışıltımıza ışıltı katacak bu da. Ve son olarak sırada ruj var. Ben bu uygulama için ruj sürmeyeceğim. Nars'ın Orgasm Gloss'unu süreceğim. Fakat bunu biraz renksiz bulduğum için önce dudağıma dudak rengime yakın bir kalemle çerçeve yapacağım. Daha sonra içinde dolduracağım. Böylece daha dolgun ve daha renkli bir görüntü olacak. Bütün dudak ürünlerim içinde en favorim diyebileceğim ürün, bütün rujlar ve glosslar dahil her şey içinde en favorim olan Flormar'ın 201 numaralı bu dudak kalemi. Tek başına bile herhangi bir dudak nemlendiricisinin üzerine sürülüp çıkılabilir. Üst dudağım, alt dudağıma göre biraz daha renksiz olduğu için üst dudağımın içini de dolduruyorum bununla hafifçe. Şu verdiği doğal görüntüye de bayılıyorum ayrıca. Normalde bazen sadece dudak kremi sürüp üstüne bunu sürüp bu şekilde kullandığım da oluyor. Evet. Son olarak görüntüyü tamamlamak için Nars'ın Orgasm Lip Gloss'unu sürüyorum. Ve makyajımız bitiyor. Evet arkadaşlar, makyajımın bitmiş hali böyle görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen sorun. Herhangi bir istek videonuz varsa makyaj ya da ürün tanıtımı ile ilgili lütfen belirtmekten çekinmeyin. Yorumlarınız için ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.